a seemingly innocent town. Turns deadly at night. Find and lynch the murderers before you die. And avoid the gallows. Can you survive the town of Salem? Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bugün tanıtacağım oyun Town of Salem. Intro'da gördüğünüz gibi altta Blank Media Games'ten bu oyuna girebilirsiniz. Browser'dan ve Steam üzerinden oynanabiliyor. Steam'de yaz indiriminde 3 liraydı. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 10 lira civarında. Bugün kısa bir süre zarfında size oyunun temel olayını öğreteceğim. Buna eminim. 2-3 tane video var gene. Bunun eksik olduğunu fark ettim YouTube'da. Çekme gereksinimi duydum. Öncelikle karakterleri tanıtarak başlayacağım. Burada bayağı bir karakter var. Ama bazıları kullanmıyoruz. Ben 2 senedir oynuyorum. Şu Trapper'ı falan hiç görmedim. Öncelikle rolleri anlatacağım. İsterseniz bunları tek tek not alın. Videoyu anlattığını durdurup. Yani bu videoyu izledikten sonra oyunu oynayamama ihtimaliniz yok. Size bunun garantisini verebiliyorum. Başlayalım. Köyümüzde 15 kişi var. 15 kişiden 4 tane mafya, 1 tane natural evil, natural killing, geri kalan da town. Town iyi taraf, mafya 4 kişi. Bu mafya gece oyun içi konuşabiliyor, köylüler konuşamıyor. Natural killing dediğimiz olay, bir seri katil, werewolf ya da arsonist olabiliyor. Bunlar tek başına oyunu kazanması lazım. Mafya 4 kişi kazanabilir en fazla. Köyde geri kalan kısım kazanmak zorunda. Natural evillerimiz var. Mesela Jester. Şimdi bunları tek tek anlatacağım. Kaba taslak bir anlatayım size. Jester kendini astırmak istiyor. Bu da tek başına kazanıyor. Bunların oyunu erken bitiyor. Exe var. Exe'de mesela ben başka bir rolüm. Hedefim de seni gösteriyor. Seni astırmaya çalışıyorum oyun için. Bunun gibi roller. Sonra her gece infolar geliyor. İnfo dediğimiz şey de bilgi. Araştırmacılar bilgi veriyor. Bu mafya olabilir, bu şey olabilir diye. Ona göre bir kişiyi her sabah asıyoruz. Bakıyoruz. Eğer mafyaysa asıyoruz. Buna dikkat edelim. Oyunda tam protective olarak bodyguardlar var. Bu bodyguard birini korursa, eğer mafyaysa saldırdığı anda bu sizi koruyorsa bodyguard da ölüyor, mafya da ölüyor. Ya da seri katil. Natural killinglerden de ölüyor. Doktor size bir kişi seçiyor her gece. Ha, bu arada bodyguard'da bir tane kendini koruma hakkı var. Yani gece bir kere kendini koruyabiliyorsun. Doktor'da da aynı şekilde bir kere kendine heal basabiliyor, can basabiliyor. Ve her gece istediği bir kişiyi koruyor. Mesela mafya size saldırdı. Yazıyor ki altta someone attack you diyor. Sonda someone heal you. Mesela biri seni healledi. Yani seni kurtardı. Bunu birin last will'ine yazıyorsun. Bunu oyun içi anlatacağım. Onu da geçeceğim. Escort. Escort'un rolü rol blok atmak. Rol blok dediğimiz şey de o günkü senin görevini yerine getirmiyor. Doktorsan kime gidiyorsun? Mesela sana gidiyor doktor. Mafya sana saldırıyor. Eğer escort doktora rol blok atarsa doktor görevini yerine getiremiyor. Mafya sana saldırdığı için ölüyorsun. Doktor seni koruyamıyor. Investigator en önemli roldür. Ya sana 3 tane şık veriyor. Mesela bir adama gittiniz. Diyor ki mafyoso, vigilant, veteran. 3 tane şık veriyor. Bu üçünden biri kesin banko. Böyle info topluyor. Ertesi sabah köye info veriyorsun. Last will'ini yazıyorsun. Önce ölüm kağıdın var. Öldükten sonra last will'in ortaya çıkar. Jailer'ımız var. Her gece bir kişi içeri alıyor, konuşturuyor. Konuşabiliyor onunla. Diyor, senin rolün ne? Ne yapıyorsun? İşte eğer rol inmezse bana will at. Will'ini inceliyor. İnanmazsa öldürebiliyor. Ama eğer öldürürse, öldürdüğü kişi köylü çıkarsa tekrardan öldüremiyor. Sadece içeri alıyor. 3 hakkı var. Köylü öldürmemek şartıyla 3 kişiyi vurabilir. Lookout o gece kime baktıysa onun evine giren çıkan sol altta yazı şeklinde çıkıyor. Yani lookout bu kime baktıysa ona kimler gitti. Bir adama bakıyorsunuz, o adam ertesi gün ölmüş. Atıyorum John Willard isimli adam ona gitmiş. Hemen sabah yazıyorsun, infom var, lookout'um. John Willard buna gitti, öldü. Mayor'ımız var. Mayor, reveal
simgesi var. Güneş simgesi bekliyor. Kimse haberdar değil. Gerektiği anda o reveal'ı açıyor. Sabah oylamamızda bir nasıl diyeceğiz ya. 3 oy birden verebiliyor. Bayağı güçlü bir karakter. Eğer reveal yaptıktan sonra koruma isterse sadece doktor yok. Aynen. Sadece bodyguard koruyabilir. Doktor heal'layamıyor. Mayor'u. Medium gece ölen kişilerle konuşabilir. Tek amacı bu. Retributionist. Bu da ölen kişiyi tekrar diriltiyor. Önemli karakterleri diriltirsiniz bununla. Mesela Jailer öldüyse Jailer'a yazarsın hemen ya da yazmazsın. Oyundan çıkmasın diye. Hemen onu diriltirsin. Şerif'in rolü suçlu ya da suçsuz olarak görüyor karşıdaki kişiyi. Gittiğiniz kişiye your target suspicious diyor. Yani suçlu ya da innocent diyor. Masum. Spy o gün mafyanın gittiği herkesi görüyor. Mesela mafya John Villard'a gitti, John Villard'ı görüyor. John Hathorne'a gitti, Hathorne'u görüyor. Transporter iki kişinin yerini değiştiriyor. Örnek vereyim. A kişisine B kişisini değiştirdi. Aslında mafya A kişisini vurmaya gidiyor. B kişisiyle yer değiştirdiği için ertesi gün B kişisi ölüyor. Böyle değişik bir rol. Vampire Hunter yok şu anlık. Veteran var. Veteran her gece değil de şey diyeyim. 3 tane alert hakkı var. 3 alertle de şehrine, senin evine kim gelirse ölüyor. Doktor mu geldi seni canlandırdı? Ölüyor. Araştırmacı mı geldi? Ölüyor. Mafya mı geldi? Seri katil, werewolf. Hepsi ölüyor. Yalnız werewolf da hem veteran ölüyor hem werewolf ölüyor. Werewolf güçlü bir karakter. Vigilantimiz var. Bu da eski asker. 3 tane sıkma hakkı var. Köyden birini seçiyorsun. Diyorsun ki bu mafya olabilir. Sıkıyorsun ona. İlk gün sıkamazsın. İlk gün jailer'ı da sıkamaz. Yani hapishane görevlisi. Vigilant ilk gün birine sıkabiliyor. İlk gün sıkamıyor. Eğer Witch kontrol ederse sıkabilir. Bunu unutmayın. Witch eğer Vigilant'ı alıp bir yere gönderirse Vigilant o kişiyi vuruyor. Burada Witch'i de anlatmış olduk. Eğer sizin vurduğunuz kişi köyden çıkarsa intihar ediyorsunuz. Bir sonraki gün kendi kafasına sıkıyor mermiyi. Köyden birini vurduğu için. Bunlar oyunda yok şu anlık. Evet, mafya rollerine geldik. Mafya rollerinde Black Manor var. Black Manor o gece bir kişiyi susturuyor. Yani ertesi sabah köy konuşurken o kişi konuşamıyor ve bunun da farkında yazamadığını. Eğer mafyaysanız bazen bunu yüklenebilirsiniz. Kardeşim rol ne falan diye. Adam zaten size cevap veremeyecek. Ama ben mantıklı bulmuyorum. Çünkü hemen last film yazacak. Bu bana yüklendi. Bu mafya olabilir. Beni bu susturdu diye. Bu şekilde susturuyor. Konsik de tavun araştırmacısı gibi ama nokta atışı yapıyor. Jailer'a gittiyse Jailer yazdığını görüyor. Consort, Escort'un mafya modeli. Rol blok atıyor. Discusser, o gün gittiğin kişinin rolünü alıyorsun. Mesela hep beraber Jailer'a gittiniz. Discusser da gitti. Jailer öldü. Ertesi gün sana diyorlar ki, kardeşim rolünü asalım diyorsun. Ben Jailer'ım, ölen Discusser'dı. Sonra seni asıyorlar, sen Jailer çıkıyorsun. Adamlar muallakta kalıyordu işte. Yanlış vurduk falan diye. Forger, ölen kişinin willini değiştiriyor. Hep beraber bir yere gidiyorsunuz bir kişiye. O adamın willini istediğin gibi değiştiriyorsun. Consig, üstteki bahsettiğimiz adamın rolünü öğrenir. Forger da hemen onun willini değiştirir. Der ki bu investmiş. Tamam, Forger invest willi tut. Ona göre will tutar. Framer suç atıyor abi. Sen kim olduğunu anlamıyorsun. Mesela invest gidiyor. Framer'la invest aynı yere gidiyor. Framer onu suçluyor. Inves onu mafya görüyor. Ya da şerif onu suçlu olarak görüyor. Suçlayıcı bir rol. Godfather sadece yön veriyor. Diyor ki git buna diyor. Bunun seçtiği kişi, Godfather'ın seçtiği kişiyi mafyosa gitmek zorunda. Eğer seçtiği kişi veteran alert açmışsa Godfather ölmüyor. Mafyosa ölüyor öncelikle. Ama mafyosa öldükten sonra Godfather tek başına sıkmaya giderse Godfather da ölüyor. Şöyle bir olay var. İmmunluk olayı var, bağımlılık. Yani birisi ateş ettiğinde Godfather da ölmez, Arsonist de ölmez. Yani böyle büyük roller ölmüyor. İmmun yazıyor. Janitor var. Ertesi gün ölen kişinin rolünü görmüyorsunuz. Normalde öldükten sonra rolü sağ köşede yazıyor. Onu görmüyorsunuz. Mafyosa Godfather'ın seçtiği kişiyi gidip vuruyor. Çok riskli bir rol. Veteransa ölebilir. Bunları daha görmedik. Yani ben ikisini de oynuyorum, ikisini de görmedim. Natural roller var. Anlattığım gibi. Arsonist. Sessizce herkesi gazlıyor. Önceden bu gazlama olayında gazladı diye sol altta bildirim geliyordu. Artık o da gelmiyor. Çok tehlikeli. Tek tek gazlıyor sizi.
Sonra bir anda kendi üstüne basınca yakabiliyor köyü. Egze bir tane hedef yazıyor sağ üstte, birinin iki. Diyor ki bunu astırmak zorundasın. Oyunda ona yükleniyorsun. Onu astırsan kazanırsın. Çok eğlenceli bir roldür. Jester, yani boş yaparak kendini astırmaya çalışıyor insanlar. Mantıksız Jester'ın rolü kendini astırmak ama mantıklı bir şekilde astırın. Innes Willitstone, mesela ben örnek vermiştim. Vici, Vet, Mafyaso. Bunu Vici, Vet, Witch falan yazın. Vici, Vet, Godfather falan yazın. Diyecekler ki yanlış bir tutmuşsun. Bunda bir sorun var, asalım. Bu şekilde asılacaksınız. Asılırsanız eğer kazanıyorsunuz. Seri katil, Natural Killing de bu. Seri katil eğer Jailer ilk gün seri katili ya da diğer günlerde içeri alırsa seri katil öldürüyor Jailer'ı. Ama Jailer seri katili sıkarsa Jailer ölmüyor. Seri katil her gece birini vurabiliyor. Werewolf'umuz var. Werewolf 2 günde bir saldırıya geçiyor. Dolunay zamanı saldırıya geçer. Saldırıda eğer saldırdığı kişiye Doktor, Inves, Lookout kim gittiyse öldürüyor. Affı yok. Yani 3-4 kill birden çıkabilir iki, son gecede, ilk gecede. Witch insanları yönetiyor. Werewolf alıyor, Akis'i de alıyor. Sonra nasıl diyeyim, seri katil alıyor, başka bir yere yolluyor ve gönderdiği kişinin rolünü görebiliyor sol altta. Bu Witch, mafya ve Natural Killing ile kazanıyor. Werewolf ile kazanabiliyor, seri katil ile kazanabiliyor. Burada da bu rolleri ben de görmedim. Rollerimiz bu kadar arkadaşlar. Bunları tek tek not alabilirsiniz, geriye ileri alıp ve bunlar önemli roller. Dilerseniz oyuna geçip biraz da oyunda anlatayım. Hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, oyuna geçtik. Şimdi oyunda nasıl oynanıyor, küçük detayları size göstereceğim. Buradan play'e basıyoruz yukarıda. Play'e basıyoruz. Klasik ya da ranked atabilirsiniz. Belli bir klasik maçı attıktan sonra ranked'a geçebiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Ranked atacağım. Klasikte de aynı belli roller var. Aynı roller. Bakın tek tek geliyorlar. Biri adımızı yazdı. Türk server'ına girmedim. Yabancı server'a girdim. Çünkü Türkler bayağı oyunu kaynatıyor. Bakın. Jailer'ımız geldi. Tam investlerimiz geldi. Investlerimizde Lookout, Sheriff, Investigator var. Protective'de Doktor, Bodyguard, Tank Killing'de Veteran, Vici. Tank Support'larımızda Mayor, Retri falan var işte. Mafyalarımız gelmiş. Natural Killing'imiz gelmiş. Bunların hepsini anlattık. Şimdi oyunumuz başlıyor. Oyun başlarken böyle bir ekran geliyor. Normal. Kendi nickinizle girmiyorsunuz. Herhangi bir nick yazalım. Sarı Klavye TV adında girdik. Bakın Veteran, Zehe falan. Değişik isimlerle oyuna giriyorlar. Mesela bunun sebebi de sürekli benim nickim Boogie. Boogie ile girersem adam bana gıcı vardı. Tekrar denk geliriz. Gıcı de olsa bana sıkar. Evet, Inves geldi. Çok güzel. Oyunu anlatmam için güzel oldu. Inves, ben çok severim bu rolü. Ve köy yönetirim Inves'ken. Başlıyoruz. Köyde 15 kişi var. Kim ne, hiçbir bilgimiz yok. Herkes yavaş yavaş dökülecek. Bakın geldiler böyle. Burada rollerimiz var. Kendi rolümüz burada yazıyor. Invest ve bilgilerimiz mevcut. Sol altta chatimiz var. Chatten konuşabiliriz. Last will'imizi buradan tutuyoruz. Investigator. N1, Knight 1 demek. Night 2, Night 3 her gece bakıyoruz. Buna basınca da kaydeder. Bugün Might'a bakalım. Might'ın rolü neymiş öğrenmek istiyorum. Sol altta 3 tane seçenek çıkacak. Diyecek ki bunlardan biri olabilir. Bu şekilde işaretliyoruz. Ve gecenin bitmesini bekliyoruz. Şimdi mafya birini öldürecek. Eğer ben mafyası olsaydım şuradan ölüm notu çıkacaktı kırmızı renkte. Ona basıp ölüm notu yazacaktık. Bu kendi notumuz. Bunu kimse görmüyor. Bunu sadece kendimiz görüyoruz. Buraya küçük küçük notlar tutabiliriz. Evet. Gün bitti. Your target could be Sheriff, Egg the Werewolf. Bakın. Çok tehlikeli bir rol var içinde. Hemen bunu Last Will'imize yazıyoruz. Might. Sheriff.
Genelde VV yazarlar. Werewolf Exe. Yani bu adam şöyle yapayım. Bu adamın tek iyi yanı şerif. Exe de bir köye zarar, Werewolf da zarar. Biz köyüz şu an. Altta konuşuyorlar. Bak, Might Şerif Innos tutmuş. Yani büyük ihtimal adam, bakalım. Bana Inno dedi. Şu an emin olamadım, bir saniye. Konuşmalara bakayım. Şerif. Bu adam da Şerif Philip. Bak. Bakın, eğer Werewolf'sanız Şerif Philip tutacaksınız zaten. Çünkü Inno sizi üçünden biri olarak görecek. Werewolf değil de başka bir şey, işte Şerif değil de başka bir şey derseniz, mesela Investigator'ım derseniz Inve sizi yalanlayacak ve asılacaksınız. Büyük ihtimalle adam Şerif ya da Exe. Şerif bir de tutmaya çalışıyor. Mary Johnson'ı asıyorlar. Neden asıyorlar? Yani bu tür server'ında oynarsanız daha rahat olur. Ama genelde küfür döndüğü için. Evet, büyük ihtimal Might'ın şeyi benim. Hedefi Exe bu arkadaş. Beni çıkardılar. Might will be Exe. Might Exe olmalı. Beni asacaklar ya da indirecekler. Köy karar verecek ve biz masumuz. Eğer Exe ise zafere kavuşacak. Beni indirecekler büyük ihtimal. Inno diyorlar. Inno, innocent demek. Guilty ya da Innoyası şurada çıkıyor. Aslılar. Might kazandı. Exe ise eğer. İlk günden Arsonist ölmüş. Büyük ihtimal oyundan çıktı. Ve öldürüldük arkadaşlar. Öldükten sonra da Will'imiz meydana çıkacak. Bakıyoruz. Bir Will bulundu diyor. Bakın. Benim yazdığım çıktı. Sonra da rolüm çıkacak. Investigator. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Her gece mafya birini vuruyor. Ya da ertesi gün birini çıkarıp asıyoruz. Şu an Dolunay var burada. There is full moon out night. Eğer Werewolf varsa meydana çıkacak. Werewolf birine saldıracak. Üçüncü günün sonunda da videomuzu kapatırız. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. İşinize yarayan bir video olur. Ya göründüğü kadar zor değil. Genelde herkes böyle bakıyor, rolleri anlamakta zorluk çekiyor. Oyun İngilizce, bunalıyor. Bunalmaya gerek yok. Bu videoyu izledikten sonra 3 oyun kendiniz atın. Zaten karakterleri, rolleri öğreneceksiniz. Bakalım her gün ne olacak. İki kişi öldü. Might öldü, John Proctor öldü. Might'ı büyük ihtimal Jailer aldı vurdu çünkü masum birini astırdı. Exe ya da Werewolf'tu. Yo, John Proctor Jailer vurmuş. Bakalım John Proctor'ın rolü ne? BG yazmış. Bodyguard rolü. Bodyguard, Investville'inde Bodyguard, Arsonist Godfather olarak çıkıyor. Jailer bu yüzden vurdu diye düşünüyorum. Bu detayların hepsini oyun içi zaten öğreneceksiniz. Mafya Might'ı vurmuş. Might acaba Şerif miydi? Beni neden astırdı? Jailer Zehe. Zehe'nin Jailer olduğunu biliyor. Nereden biliyor? Bölüm notu. Mafya istediği kişi. Adam Şerif'miş. Yani bu oyunu düzgün oynamazsanız Tam kaybeder. Şu an Tam'dan 3 kişi gitti. Mafya'dan 4 kişi duruyor. Yatırılabilir ve Netrunking hala yaşıyor. Olan Tam ne oldu? Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Yeni oyunları rehber videosu çekmemi istiyorsanız lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Siz abone oldukça ya da beğendikçe benim moralim artıyor. Daha istekli videolar çekebilirim. Hepinize iyi günler dilerim.